Bu videoda oligopoller üzerinde biraz daha duracağız. Bildiğim kadarıyla bu kelime Latince'den geliyor. Kelimenin bu kısmı yani oligo birkaç anlamına geliyor. Oligo. Oligo. Latince'de tam olarak nasıl okunduğunu bilmiyorum ama biz oligo diyelim ve bu kısmı da yani poli de satıcı anlamına geliyor. Sadece birkaç satıcı. Ama diğer önteko olan poli ile karıştırmayın. Polinom gibi kelimelerde olan poli çok demek. Önteka halinde olduğunda çok anlama gelir ama buradaysa sadece satıcı anlamına geliyor. Oligopolleri ilişkin ilginç olan şey şu. Eğer koordine olurlarsa monopoller gibi davranabiliyorlar. Ya da az satıcı olsa bile tam rekabet ortamını oluşturabiliyorlar. Hemen bir örnek vermeye çalışayım. Diyelim ki piyasada birbiriyle rekabet eden sadece birkaç tane satıcı var ve bu satıcılar aralarında koordine oldular. Çok az sayıda oldukları için işbirliği yapmayı başarabildiler. Miktarı kısıtlayarak ekonomik kârlarını yükseltmeye karar verdiler çünkü miktarı kısıtladıkları takdirde fiyatı artırabilirler. Bu firmaların aralarında koordine olarak birlikte hareket etmeleri pek çok ülkede kanuni olarak yasak. Ancak eğer oligopol gücüne sahip olan firmalar bir şekilde aralarında anlaşarak koordineli hareket etmeye başlarlarsa, aralarında açık bir anlaşma olursa bu kurumları kartel olarak adlandırıyoruz. Hareket etme tarzları monopole daha yakın. Birlikte hareket eden az sayıda üreticinin oluşturduğu kartellerin en ünlüsü OPEC'tir. Bazen uyuşturucu kartellerini falan duyuyor olabilirsiniz. Ben o konuda uzman değilim ama sanırım onlar da aralarında bir koordinasyonla hareket ediyorlar. Fiyatı ve miktarı belirliyorlardır. Her neyse aralarında en ünlüsü ve en fazla etkiye sahip olanı OPEC'tir. OPEC açılımının ne olduğuna bakalım. Organization of Petroleum Exporting Countries'dir ve bu petrol ihraç eden ülkeler organizasyonu demektir. Bu kuruma üye olan 12 ülke dünya petrol rezervlerinin %79'unu kontrol ederler. 2012 yılı itibariyle %79. Biliyorsunuz petrol toprağın altından çıkıyor. Dünyada tam olarak ne kadar petrol rezervi olduğu bilinmiyor ancak bu ülkeler bilinen petrol rezervlerinin %79'unu, petrol üretiminin ise yaklaşık olarak %44'ünü kontrol ediyorlar. Yani herhangi bir ayda baktığınızda dünyadaki benzin ve diğer petrol türevlerinin %44'ü OPEC ülkelerinden geliyor. OPEC üyesi ülkelerin çoğu Orta Doğu ülkesi ancak bu bölgenin dışında da bazı üyeleri var. Bu ülkelerin arasında resmi bir anlaşma var. Yani üretimi sınırlandırarak petrol fiyatının kendi istedikleri yerde oluşmasını sağlıyorlar. Yani bir anlamda monopol gibi hareket ediyorlar. Bütün petrol rezervlerini veya bütün petrol üretimini kontrol etmiyorlar. Ancak birlikte hareket etmeleri tek başına olacaklardan daha güçlü olmalarını sağlıyor. İlerleyen videolarımızda birleşerek hareket etmelerinin bu kurumların çıkarları açısından sağladığı yararlar üzerinde duracağım. Aslında serbest rekabeti engellediği için bu tarz anlaşmalar legal değil. Bununla birlikte bu örgütün üyeleri ülkeler olduğu için hiç kimse durumun illegal olduğunu söyleyemiyor. Zira bu kurum herhangi bir ülkenin hukuk düzenine tabi değil. Yine söylüyorum, ilerleyen videolarda değineceğim bunlara. Üyelerden birisinin aralarındaki anlaşmayı gizlice bozmasının o üye lehine sağlayacağı yararlar üzerinde de duracağım. Üyelerden birisi, "Tamam, ben de sizler gibi üretim miktarını kısıtlayacağım." diyor. Ancak gizlice daha fazla üretim yaparak diğer üyelerin sınırlı üretim yapmasından kaynaklanan yüksek fiyattan avantaj sağlayabilir. Yani aslında aralarında resmi bir anlaşma olsa dahi bir kartelin içinde disiplini sağlamak oldukça güç. OPEC açıkça koordine olarak tekel gücüne ulaşmaya çalışan bir örnektir. Bununla birlikte oligopollerin büyük kısmında üreticiler arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Sanırım bu duruma en iyi örneklerden birisi sizin de aklınıza geliyordur muhtemelen Coca-Cola ve Pepsi firmalarıdır. Coca-Cola ve Pepsi firmaları. Bu firmaların ikisi de benzer ürünler üretiyorlar. Her ikisi için de şekerli su pazarında olduklarını söyleyebiliriz. Her ikisi de suyu alıyorlar, içine şeker, boya ve diğer kimyasalları ekliyorlar. Daha sonra da bu şekerli suyun bir şekilde sizi nasıl daha havalı yapacağına, ne kadar çok arkadaş kazanmanıza yardımcı olacağına sizi inandırmaya çalışıyor ve bunun için milyarlarca reklam parası ödüyorlar. Ancak aralarındaki rekabet oldukça sıkı. Aralarında koordine olup, hey şu şekerli suyun bir litresini şu kadar fiyata satalım diyebilirler ancak bunu yapmıyorlar. Hem ürün hem de pazarlama alanında kıyasıya rekabet ediyorlar. Aslında bu piyasa oligopolün özel bir şekli. Sadece iki rakip var, bu durumu da biz diopol olarak adlandırıyoruz. Diyopol'e bir diğer örnekse Boeing ve Airbus. Eğer ticari bir hava yoluyla uçarsanız, büyük ve ticari bir hava taşıtıyla uçarsanız yani, bindiğiniz uçak büyük ihtimalle Boeing veya Airbus'tır. Boeing Amerikalı üreticidir, Airbus da Avrupalı üretici. Boeing, Airbus'un Avrupa Birliği tarafından desteklendiği konusunda daima şikayet eder. Aynı şekilde Airbus da Boeing'in Amerika tarafından kollanmasından şikayetçidir. Bununla birlikte bu iki büyük uçak üreticisi daima yeni uçak alacak ülkeler için kıyasaya rekabet ederler. OPEC'ten daha rekabetçi oligopoller diye düşündüğümüzde hava yolları da bence iyi bir örnek. Hava yolları neredeyse tam rekabet koşullarını sergiler. Çoğu havayolu şirketinin sunduğu ekonomi sınıfı bileti birbirine benzer özelliklere sahiptir. Fiyat bilgisi ise çoğu sektörde gözlemlenenden çok daha şeffaftır. Piyasada çok fazla sayıda rakip yoktur. Rakipler birbirlerinin yaptıklarını izlerler. Kendi fiyatlarını belirlerken rakiplerin fiyatlarını da göz önüne alırlar. 1 milyon üreticinin olduğu ve kimsenin kimseyi takip edemediği piyasalara benzemez. Ticari hava yolu şirketleri pazarın tam rekabet koşullarına yaklaştığı oligopol piyasalara iyi bir örnektir. Oligopol piyasaları ilişkin bir diğer örneği kredi kartı servis sağlayıcılarından verebiliriz. Visa, Mastercard ve American Express bunlara örnek olabilir. Bu üç firmadan ilk ikisi daha büyükler. Sektörde çok az sayıda rakip var ancak kıyasıya rekabet ediyorlar. Aralarında koordineli bir hareket yok, varsa da en azından biz bunu bilmiyoruz. Özellikle oligopol piyasalarda rakiplerin gizli aralarında anlaşarak üretimi sınırlandırmaları ve fiyatı yükseltmeleri bir olasılıktır. Kamu otoritesi burada devreye girer, düzenli kontrollerle rakiplerin bu tarz anlaşmalar yapmasını engeller. Zaten çoğu devlet piyasadaki firmaları mümkün olduğunca tam rekabet koşullarına yaklaştırmaya çalışır. Tam rekabete yaklaştıkça monopolden uzaklaştığımızı, üretimin etkinleştiğini, toplam artığın arttığını ve bunun tüketiciler tarafından paylaşıldığını görmüştük. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.